Bu besin nedir köşemize geçelim dilerseniz, ee, içinde yağ orta zincirli olduğundan, yani içindeki yağ orta zincirli olduğundan vücutta daha az depolanıyor diyor ama biz tabi bunu anlamıyoruz şimdi. Orta, orta zincirli zincir yağ, yağ iyi bir şeydir. İyi bir şeydir. Evet, Peki. orta zincirli yağ iyi bir şeydir. Sonra başka ne gibi özellikleri vardır hocam? Tokluk hissi veriyor Tokluk diyorsunuz. Tokluk hissi veriyor bu besin. Aynı şekilde laktozu az kolay sindiriliyor. Laktoz önemli problemlerden bir tanesi. Alerji yapmıyor yine önemli. Türkiye'de alerji acayip bir dert çok, biliyor musun? Çok 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 feci ya biz, fazlalaştı. Mesela bu sadece karşı. tozlar mozlar değil. Biz mesela, mesela mısramla belki sana daha önce anlatmışımdır sohbetlerimizde de. Küçükken bir yere giderken tatile e, şeyi olmayan, e, halısı olmayan tatil köylerini arardık. Evet. Eskiden öyle de yoktu yani bunlar 20 sene evet. kadar önce. Acayip bir alerjik toplumuz. Dolayısıyla besin alerjisi ya da toz alerjisi yapmayan her şey çok kıymetli olmalı insan beslenmesinde. Bunu özellikle söylemiş olayım. Yine... Ayşe'yle kemik sağlığına çok önemli bir şey var. Katkısı var. Geçelim arkadaşlar ikinci hı hı. sayfaya. Yine ha çok önemli. Mesela sivilceleri olanlar, genç kızlar ya da illa genç kız ya da genç erkek olmak gerekmiyor. Belli yaşın üzerinde ama sivilceler konusunda o orta zincirli yağ asidi ya varlığının çok büyük faydası var. Sivilceli olanlar özellikle gaddarca kısmı bana ait. Yani Tabii, evet, evet, ben anlatırken öyle anlatıyorum biliyorsun. Aynı şekilde tiroidi tembelse, hipotiroidi varsa çok rahat yiyebilir. Çünkü hipotiroidi hastaları çok sorarlar ne yiyeyim ne yemeyeyim diye bunu gayet rahat bir şekilde yiyebilirler. Bu besinden sonra da hipotiroidi hastalarının yememesi gerekenleri zaten akabinde konuşuyor olacağız. Aynen öyle. Bu aynı zamanda bir probiyotik yani bağırsak bakterilerinizi arttıran bir besin. Dolayısıyla bir bağışıklığınızı arttırmak için iki Özellikle zayıflama periyoduna başlamışsanız az önce belki Burak'a sorsak iyi olurdu. İlk iki hafta yüklenmelisiniz probiyotiğe. Hatta tedavi şöyle yapmak lazım. Hı. Laf lafı açtığı için Hı. bunu söyleyeceğim. Çok kıymetli bir şey. En az bir yıl sürecek dedim ya. Evet. Ne olacak insülin direncinde bir yıl tedavi? Şunu yapıyoruz. İlk üç ay hastanın bağırsak sistemini probiyotik ve prebiyotik besinlerle sisteme uygun hale getiriyoruz. Sonra arkasından bir üç ay Türkiye'de özellikle kadınlarda ee, şeyi yüksek metabolizması yüksek kadını neredeyse yüzde iki yüzde doksan 98inin düşük o ikinci üç aylık bölümde onu yükseltiyoruz sonra geri kalan 6 aylık bölümde 3 ay 3 ayda 6 ay geri kalan 6 aylık bölümde ise kişilerin beslenme haritasını çıkarıyoruz hmm. ne demek beslenme haritası şimdi sen bana bir tedaviye geldi en sonunda şunu sormasın Hocam Peki ben şimdi ne yiyeceğim e, tabii tabi ne yiyeyim ha bak evet. ne güzel otobüs e, soracağım evet, diyorsun evet, tabii bu bu ikinci o birinci senenin ikinci altı aylık bölümünde de şuna bakıyoruz. Mesela ye, meyveyi nerede yemelisin? Yemekten önce mi yemekten sonra mı? Hmm. Mesela üst üste iki gün et yiyebilir misin? Yoksa bir gün yiyip arada iki gün kuru bakla giyip atıyorum dördüncü gün mü acaba tekrar et yemelisin? Evet. Mesela pilavın üstüne rahatça döner koyabilir misin? Yoksa pilavı yedikten sonra en az 6 saat hiç protein almamam mı lazım? Gibi yüzlerce yaşa aynen u yüzlerce ayrıntıya bakıyoruz demek ki 3 ay bağırsak bakterilerinizi arttırdık ikinci üç ay e metabolizmanızı yükselttik. Sonraki 6 ayda beslenme artarınızı çıkardık. Havadan sudan bir giyiş değil yani. Asla, altı çok dolu anladığım asla kadarıyla. Asla. Bu değil mi? sayede zaten sen 5 yıl 10 yıl kilonu koruyabilir hale geliyorsun. Başka türlü olmaz. Şimdi Peki. bu besin demek ki bağışıklığı da arttırıyormuş. Özellikle tüm kış çok böyle hocam salya sümük dolaşıyorum diyenler için çok ideal bir besin. Yine en sonda da Sadece bak 28 gramında sadece kaç kalori varmış? 75. 20, 75 hiçbir şey değil. Kalorisi de çok düşük. çok düşük. Yani Ve diğerinin bu yerine aslında bunu tercih etmek için Ve besin. hocamızın saydığı gibi bir Sen sürü söyle. sebebimiz var. İşte bu besin aslında her sabah tükettiğimiz ama farklı bir versiyonu keçi peynir. Peynirin? Keçisi. Peynirin keçi versiyonu. <laughs> Aynı öyle. Çok şiddetle öneriyorum. Gerçekten peynir yeme konusunda sıkıntıları olan peynir gibi e, süt ürünleri olup da e, laktoz problemi olan insanlar için, laktaz enzimi yetmezliği olup da e, bu sıkıntıyı yaşayanlar için kesinlikle kesinlikle keçi, peynir. keçi peynirini yarından itibaren, hele hele soğuk havalarda. Bak çok daha e, önemli. Proteinin Mesela proteinlerin bir zorluğu da mideyi geç terk ettiği için biraz bazı insanlarda azımsızlık. azımsızlık. Hayır bunda o da yok. Dolayısıyla Çok keçi güzel. peyniri benim kendi adıma iki favorim vardır. Biri lor peyniri. O bir numaramdır. Uzak ara. Sabah var ya beni görsen Dereotlu avuç avuç ya. yeşillik yanında kaşık lor kaşık lor peyniri. Böyle bir adamım. Hmm. Benim sabah kahvaltım bana lor peyniriyle ee, dereotu, maydanoz vesaire, marul grubunu ver. Hiç sesim çıkmaz o Otur. Bir demem diye. ki yani ya başka bir şey yok mu? Top Bu mu yani? de veriyor, doyuracak. Acayip, beni yani. gerçekten doyuruyor ve bağışıklığımı arttırıyor, güne güçlü başlatıyor. Lord keçi peyniri de, de iki peynirli numaramdır. Peynirli. Onu söylemiş Geçiş oldum. Geçiş yapacağım. Peki, şimdi gelelim diğer kutularımıza. Bu kutularımızda Aynen. da hipotüreyde hastalarının yememesi gerekenler var ki Aynen. asıl yani yemediğimiz gerekenler çok yemememiz gerekenler önemli bence. Diye Kesin. düşünüyorum. Siz başlayın hocam? Bizi diyorsun. izleyen seyircilerimizin içinde en az 20 yirmi, oranında mutlaka tiroidi az çalışan ya da çevresindeki yakınları düşünürsen yüzde 50 oranında bu problemle karşı karşıya kalan hipotiroidi dediğimiz hastalığa sahip ve bu hastalığın nedeni Hashimoto dediğimiz otoimmün yani tiroidin kendi kendine antikor oluşturduğu vücutta tiroidine karşı antikor oluşan vücudun kendi tiroidini yıktığı bu nedenle otoimmün tiroidit denen Hashimoto denen bir hastalık Hashimoto hipotiroidi aynı anlamlarda kullanıyor. Beni dikkatle dinlesinler. Evet. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, besinleri açıklayacağım tek tek. Bu besinlerin en iyi tarafı, bizim hastalarımız da var. Ben bizim hastalarımıza bu besinlerden veriyorum. Niye veriyorum? Çünkü hepsinin T3'ünü, T4'ünü, TSH'ını, tiroide karşı oluşan antikorlarını biliyorum. Ona uygun ilacını ayarlıyoruz, ona göre beslenmesini bunlardan verebiliyorum. Ama bilmediğim hasta için olabildiği kadar bunlardan uzak durması ya da eğer... Ee, yemek yapacaksa iyi pişmiş olur ise eğer bu sebzeler daha kullanılabilir hale, hale gelirler. Gelebilir. Ama iyi pişmezse ya da çiğ hmm. yiyenler de vardır, vardır bunların içinden o zaman sıkıntı, sıkıntı oluşur. oluyor. Nedir bu besinler? Nedir bu besinler? Hipotiroidiye, Hashimoto hastalarına daha az yemesi gereken besinler. Şimdi birinci. Senden seslendirmeniz rica Çok çaedim. da faydalı olduğunu düşündüğümüz Çok. Brüksel lahanası. Hipotiroid hastaları daha az yemeli. Yerlerse haşlayarak, iyi pişirerek yemeli. Peki. İkincisi İkincisi soya, soya filizi. Soya filizleri, soya fasulyesi. Çok özür dilerim. So Laha, işte, Brüksel lahanasının yanında e, diğer sülfür içeren sebzeler de geçerli mi? Getireceğiz şimdi. Ha, Onların şimdi bazıları çok güzel soru ama bu. Çok zekice bir soru. Bazıları beni daha çok rahatsız ediyor, bazıları etmiyor. Ya bak, metabolizm o kadar garip ki biz Hastalar geldiğinde hastaları Mısra ile beraber karşılarız. Ben tıbbi soruları sorarım. Mısra'm da işte besinle ilgili soruları sorar. Mesela ülser, gastrit, reflü hastalarına defalarca tekrarlatarak aktif olarak tırşu, sirke, biber size dokunuyor mu dokunmuyor mu diye sorarız. Ne çıkar sence cevap? Adam ülser. Adam gastrit. E turşuyla işte şeyle Ay e, biberle ne olması lazım? Aa mahvoluyor mahvoluyorum. Diyor, mahvoluyorum diyor. En az yüzde otuzu yo yiyebiliyorum diyor. Aa. Düşünebiliyor musun? Bak ülser hastası, gastrit hastası, reflü hastası ayrıca tekrar soruyoruz. Özellikle Mısra tekrar soruyor, üstüne basa basa, turşu, sirke, biber yiyebiliyor musunuz? Yüzde yetmiş'i hayır yani yiyemiyorum diyor ama yüzde otuz'u evet diyor. Bunu niye anlattım? Her besinin herkesteki etkisi aynı değil. Gastroenteroloji böyle enteresan bir bölüm ama biz şunu biliyoruz ki soya ürünlerini hipotiroid hastaları daha az tüketmelerinde fayda var. Devam edelim. Bir diğer troit, hipotiroid hastalığı hardal. yememesi gereken besin hardal. Hardal. Hardal da sos olarak az kullanın. Kullanacağınız çok şey var ama hardalı daha az kullanın. Yine sen sever misin bilmiyorum. Aa fıstık ya nasıl sevmem. Evet fıstık. Severim, Bak dikkat et bir tek fıstık. Mesela fındık demedik. Hmm. Ceviz demedik. Hmm. Badem demedik. Fıstık. Bunlar Niye? guatrojenik yani tiroid hormonunun oluşumunu engelleme gücüne sahip ah, besinler. besinler o yüzden diğer üçünde yok. Yani hmm. şimdi ben bunu çıkarınca hoca herhalde arkasına fındı, cevizi falan diye Onları da sayacak Değil. mı zannettiniz ama fıstık hayır sadece fıstık kaldı burada fıstık düdük özellikle. gibi. Dolayısıyla tiroid hastası ben de acayip fıstıkçıyımdır yani Severim ben sana. de. Ben de acayip. Mesela bir oturuşta şöyle bir tanesini yerim sonra çok vicdan azabı duyarım. Ondan sonra başlarım evin içinde yürümeye. Yürümeye mi? <laughs> ya orada çok sindir bozucu <laughs> bir şey. Başka çare Peki, yok. Peki devam edelim. Devam edelim. edelim. Hipotiroide hastasına yasak olan besinlerden bir tanesi daha geliyor. Evet. Turp. Turp onda koyalım. Beyazı, ne kadar faydalı olduğunu düşünürüm. Aynen. Ama tiroid olunca kök sebzelerin içerisinde de bu mesela havuç da kök sebze. Ama şey değil tiroide karşı hmm. guatrojenik bir besin değil ama turp bu anlamda problemli. Geçen program söylemiştik gene söyleyelim. Turpun bir otu vardı. Turp otu. Evet. Turp turpun üstündeki otu. Şimdi ülser söyledim ya bir bir araya getiriyorum, çağrıştırıyor. Tamam. Turpun üstündeki otu birazcık zeytinyağıyla turp otu salatası yaparsanız şahane bir ülser, gastrit, reflü için mide asidini bastırıcı besin elde edersiniz aklıma gelmişken genel da bilgisini söyleyin. vermiş olan Evet. Hipotreide hastaları turba dikkat etsinler lütfen. Bir da oto sözü vardır. Fazla bilgi göz çıkarmaz diye biliyor musunuz? Çıkarmaz musun? hocam. Heh, onun Yok için bize ondan e, evet, oradan bize Geldik benim sorumun cevabına. Aslında Büyüksel <laughs> lahanasının yanında sülfürlü gıda olarak brokoli vesaire ailesini gilleri sayacak mısınız demiştim ki karşımıza brokoli, brokoli çıktı. çıktı. Aynen öyle dediğin gibi. Brokoliyi de nispeten az kullandığımız hipotiroid hastalarında az kullandığımız besinlerin içerisinde söylüyoruz. Başka yine <laughs> madem yine sordun, o gillerden. Aynen öyle. O gillerden. <laughs> Senin gillerden karnıbaharda hipotiroidi hastalarının az yemesi mümkünse de çok iyi pişirerek yemesi gereken besinlerden, besinlerden bir tanesi yani. ve bir en diğeri... sonda muhteşem yapısıyla La, çok işte, iyi bir evet. idrar söktürücü olan Lahana. Lahana. Lahana da aynı şekilde goatrojenik hipotiroidi hastalarının daha az yemesi gereken. Senin az önce söylediğin dörtlü oluşmuş oldu aslında. Brüksel lahanası. Evet evet. evet. E, karnabahar, olsa... lahana ve brokoli dörtlüsünün dördü de zekice bir soruydu. Dördü de hipotiroidi hastaları tarafından daha az yenmesi gereken besinler diyelim. Bunu söyleyelim arkadaşlarımıza. Muhteşemsiniz. Tümünü tek bir şekilde verdiler. Ağzınıza sağlık hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.